Öptü lan. Ne oldu? Öpüyor. Bak, oldu da. Bak, öpüyor. Oo, çok güzel abi. Evet. Çok güzel. Allah Allah. Bana çok güzel bir adam bu adam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne? Çekiyoruz ha. Oy. Peki bir dakika, ne bu, ne bu ya, yılık yılık? Ha ne oluyor yani? Bir de adam evli, anladın mı? Ne, niye evli adamın şurasından öpüyorsun? Şu an cinlendim bak. 4 Haziran 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan'la evlenmişti. Kim? Ertan Saban. Dün gece Cihangir'de bir bayanla, bir kadınla pardon, samimi bir şekilde görüntüleniyor. Ve bakın sonrasında Ertan Bey'in açıklaması ne oluyor? İzliyoruz. Yaprağı kesip atacağım şimdi. Bitki. Ay, taksi seni tamamen. Ya Allah belanızı vermesin. Yer değişti.
Evren abi işi koydum. Barış. İşi koyduk ben. Gel bak o geçmiş olsun. Oha. Öptü lan. Ne oldu? Öpüyor. Bak, bak öpüyor. Çok güzel abi. Evet. Çok güzel. Hadi öp, 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 dudak, 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 gerçi dudaktan da. Ay, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Hanımefendi soralım Ertan Bey. Hanımefendi kimdir? Aa, ne kadar gerizekalı bir şey bu. Ya, gerizekalı bir durum yok, sadece merak ettim. Çok samimiyim hanımefendi. Sizin nasıl? Arkadaşlar. Aldım değil mi çok samimiyim? Sorunlar atıran mekanda, başka bir mekanda. Ne? Öğrenebilir miyiz hanımefendi kimdir? Arkadaşım. Bayağı sen bir de böyle bildikleri gibi yeni bir şey. Arkadaşım. Görüntülerde öpüşüyordunuz ama. Nerede? Görüntülerde sizi görüntülerinize öpüşüyordunuz. Dön bana. Gel bana. Yakın. Buyurun. Ben evliyim. Evladım var. Eşim var. Bu söylediğin ayıp. Ama görüntüler var elinizde, sarmaş dolaşınız. Bayağı samimiydiniz, sarılıyordunuz hanımefendinin elini tutuyordunuz, elini öpüyordunuz. Hanımefendi sizi öptü hatta. Hanımefendi öptü sizi. Biliyorsunuz ki bu söylediğiniz yanlış. Az önce zaten mekandan kol kola çıktınız yani. El ele çıktınız. Bayağı sarılıyordunuz. Çıktı. Evet. Hanımefendi bir anda kaçtı. Küfür ederek kaçtı hatta. Hanımefendi peki ya siz? Gel gel. Dön böyle Mustafa. Gel. İnsan gibi davran o zaman. Davranırız beyefendi. Sen ne biliyorsun sen de. Evet görüntülerde her şeyi gördük zaten. Ne gördün? Sarmaş dolaş olduğunuzu. Bayağı samimiydiniz. İlk yukarıda oturuyordunuz zaten, evet. Birinci mekandaydınız. Ben gözüne bakıyorum. İnsan gibi davran. Birinci mekanda oturuyordunuz, sarmaş dolaştınız, aşağı indiniz. Aşağıda da hatta aynı şekilde. Peki hanımefendinin kaçması. Kaçıyor. Bizden de kaçıyor yani. Görüntü de vermek istemiyor. Yani gelip böyle bir şey yoksa yani olayı da aydınlatabilir ama kaçıyor yani. Hanımefendiye hatta rahatsız ettiniz diye. Kendisi halen saklanıyor ama. Sen rahatsız ettin. Sen de rahatsız ettin. Gel buraya. Rahatsız ettin. Ve bunu yapmayın ya. Peki iyi akşamlar. Ama abicim siz evli olduğunuz halde böyle hareketlerde bulunuyor musunuz her yanınızdaki bayanlar? Sen şimdi bu dediğin halde kendini rahat hissediyor musun? Ya siz kendinizi vicdanen rahat kardeşim, hissedebiliyorsanız ben kendimi zaten rahat hissediyorum. Hissediyor musun rahat? Beyefendi kendiniz söylüyorsunuz. Ben evliyim diyorsunuz güzel ama kardeşim, görüntülerde... Benim evladım eşim var. Tamam çok güzel. Sen bunu inşallah eşin olur, inşallah evladın olur. Tamam i̇nşallah. Ben zaten evliyim. Sıkıntı yok onda da. Yalnız ya, ben eşime karşı da böyle bir hareketle bulunmam. Sen de eşini göreyim. Sen de evladını göreyim. Tamam abicim. Terbiyesizlik yapma o zaman. Tamam. Benim yapmam terbiyesizlik değil. Öyle değil. Öyle değil. Benim yaptığım terbiyesizlik değil, sizin tamam, yaptığınız terbiyesizlik. Senin yaptığın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Ertan Bey, iyi akşamlar dileyelim. Senin yaptığın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Tamam, gel hanımefendiye sor bakayım, o zaman ne diyor. Tamam. Sor bakalım. Sen de adam ol o zaman. Ben zaten adamım. Tamam. Hanımefendi, beyefendinin evli olduğunuzu biliyordunuz. Ya gerçekten gerizekalı mısınız? Hayır, be... Ne yapıyorsunuz? Beyefendinin evli olduğunu biliyordunuz. Küfür edilecek bir durum yok. Siz beyefendinin evli olduğunu bilmiyor muydunuz hanımefendi? Hayır mı?
Bir kere şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir dikkatle ve hiç günah almayacak şekilde izlemeye çalıştık. Evet, ben de çok dikkat ettim. İkimiz de çok dikkat ettik. Çünkü bir evlilik ve bir çocuk söz konusu ya. Ve çok umut ettik yani. Lütfen hayır desinler, yalanlasınlar değil mi? Küfür etmek yerine. Ama ikisinden de bir tane arkadaşım lafının dışında hiçbir şekilde bir inkar gelmiyor. Çünkü inkar yani görüntülerde de biraz fazla samimiler tabii. Fazla samimiler ama ben şunu da söylemek zorundayım. Yani yine empati yapalım bir konuda. Hepimizin çok samimi dostları, arkadaşlıkları var. Doğru, doğru. Şimdi bana sarılan erkek arkadaşım da var. Ve bana sarılırken şunu yapacağım. Şu var şu. Şu sıvazlama biraz bana çok dostane geldi. Dostane geliyor evet. Ama çıkıştaki kaçışları hanımefendinin yani... Niye kaçıyor mesela? Kaçılacak bir durum yok eğer arkadaşlarsa. Tabii canım orada bu adam çok güzel adam diye konuşurken tam kameranın ışığını görünce hakaret ederek oradan uzaklaşıyor. Keşke hanımefendi eğer aralarında gerçekten bir şey yoksa değil mi? Hani açık arkadaşız, hayırdır arkadaşlar diyebilseydi veya deseydi. Yani görüntüler enteresanken sonrasındaki röportaj şeklindeki o anlamsız şey daha enteresan olmuş. Yani orada bir soru işareti çoğaltma var. Ben yüzden... şimdi eşinin hesabına girdim. Hani yanlış bir şey olmasın diye. Çünkü sonuçta bir evlilikten bahsediyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu kadar kolay olmamalı. Farkındaysanız zaten iki bekar insan olsa burada çok rahat konuşacağımız konular bunlar bizim. Ama bir evlilik ve ortada bir çocuk var. Yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermeyelim. Ebru Özkan'ın en son paylaşımı 23 Kasım 2018'de. Instagram'da yapmıyor paylaşım. Evet, kullanmıyor çok fazla. Eşine bakıyorum, eşini takip ediyor. 976 takipçisi var Ertan Saban'ın. Evet, en son Atatürk'ü koymuş 2 gün evvel ve tek yorum var. Hani aktif ve 976. Evet. Ha. Belki daha evvel başka bir hesap varmış, kapatmış belki. Tekrar açmış. O zaman şöyle söyleyelim. Bu arada Bilal bir sormak istiyorum. Burada yani şu anda biz veremiyoruz ama kameraman arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız bütün gece izlemişler. Öpüşme evet. Var diye yüzüne söylüyorlar. Biz tekrar o görüntüler var mı? Verelim tekrar öpüşme o görüntüleri. Öpüşme var diyorlar Ertan'a. Evet. Ertan hiç hayır demiyor. Hazırlıyorlarmış. Evet. Yani zaten çıkışta da sarmaş dolaşlar. Farkındaysan evet. O görüntüler yine çok yakınlar ama Ebru Hanım'ın bu arkadaşından haberi var mı? Şimdi biz Sıla haberini yaparken biliyorsun nasıl konuştuk? Allah Allah dedik. Evli değil herhalde. Çok yakınlardı. Sonra ne oldu? Hazar Ameni her yere telefon açtı. Ben evliyim. Biz proje konuşuyorduk dedi. Sonrasında ne oldu gelişmeler? Ayrıldılar. Şimdi evlenme yolunda. Şimdi Sıla'yla evlilik yolunda. Bu görüntülerin aynı üzerinde. Aynı şey. Yine evliyim diyor adam. Evliyim diyor. Çocuğum var diyor. Ve ama çok yakın görüntüler. Ve Ebru Özkan nerede bu sırada? Çünkü gecede geç vakit. Evli evet. Bir adamın tabii ki bu görüntülere arkadaşı da olsa belki Ebru Hanım rahatsız olur mu bilemiyoruz ama bu da arkadaşlarımızın bir haberciliği sevgili seyircimiz sabaha kadar beklemişler yollarını. Şu enteresan. Enteresan. Şu daha enteresan. Karşısına geçip muhabir diyor ki öpüşme görüntünüz var beyefendi evlisiniz de diyor. Ve buna itirazı olmayan bir adam var. Bu enteresan gelmiyor mu ya? Beni bu biraz endişelendirdi. Evet. Hani bunu açık açık söylüyor. Belli ki veremeyeceğimiz şeyler oldu orada. Peki röportajı bir tekrar verelim. Bakalım Ertan Saban. Sizler de sevgili seyircilerimiz yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sizlerle konuşalım bunları. Çok üzüldüm çok ya. Ne diyor bir izleyicimiz? Müjdat Şimşek. Yakın arkadaşlar kankalar birbirlerini boynundan öpmezler diyor. Ben de sana onu dedim. Şurası bana öpülecek kanka yeri gibi gelmedi ya. Evet ben yanak sadece... Yanak var ya şurada yanak var. Ne bileyim şurasından öp. Şuradan öp ya. Bana şu geliyor mesela şu samimiyet. Bir samimiyet var tamam. Veya bir kadının karşı cinsinde bu samimiyet. Ama şuradan öpmek yani ne bileyim yani. Ya ben öptürmem ya sevgilimi. Bir de sen de öpmezsin kankanı. Ben de öpemem. Yani bu da. Hani... Ama tabii herkesin de bakış açısı farklıdır. Belki çok çok yakınlardır bilemiyorum. Röportajını tekrar bir izleyelim. Allah Allah. Bana ay çok güzel bir adam bu adam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çekiyoruz daha. Oy. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Hanımefendiyi soralım Ertan Bey. Hanımefendi kimdir? Ne kadar gerizekalı bir şey bu. Gerizekalı bir durum yok, sadece merak ettim. Çok samimiyim hanımefendi. Sizin nasıl? Çok samimiyim. Sorunlar açıdan mekanda, başka bir mekanda. Öğrenebilir miyiz hanımefendi? Hadi görüşürüz.
Bayağı sen bir de böyle bir bildiklerik mi yeni bildiklerik şey, arkadaşım. Görüntülerde öpüşüyordunuz ama. Nerede? Görüntülerde sizi görüntülerinize öpüşüyordunuz. Dön bana. Gel bana. Yakın. Buyurun. Ben evliyim. Evladım var. Eşim var. Bu söylediğin ayıp. Ama görüntüler var elinizde, sarmaş dolaşınız. Bayağı samimiydiniz, sarılıyordunuz, hanımefendinin elini tutuyordunuz, elini öpüyordunuz. Hanımefendi sizi öptü hatta. Hanımefendi öptü sizi. Biliyorsunuz ki bu söylediğiniz yanlış. Az önce zaten mekandan kol kola çıktınız yani. El ele çıktınız. Bayağı sarılıyordunuz. Çıktı. Evet. Hanımefendi bir anda kaçtı. Küfür ederek kaçtı hatta. Hanımefendi peki ya siz? Gel gel. Dön böyle Mustafa. Gel. İnsan gibi davran o zaman. Davranırız beyefendi. Sen ne biliyorsun sen de. Evet görüntülerde her şeyi gördük zaten. Ne gördün? Sarmaş dolaş olduğunuzu. Bayağı samimiydiniz. İlk yukarıda oturuyordunuz zaten, evet. Birinci mekandaydınız. Ben gözüne bakıyorum. İnsan gibi davran. Birinci mekanda oturuyordunuz, sarmaş dolaştınız, aşağı indiniz. Aşağıda da hatta aynı şekilde. Peki hanımefendinin kaçması... Kaçıyor, bizden de kaçıyor yani. Görüntü de vermek istemiyor. Yani gelip böyle bir şey yoksa olayı da aydınlatabilir ama kaçıyor yani. Hanımefendiye hatta... rahatsız ettiniz diye. Kendisi halen saklanıyor ama. Sen rahatsız ettin. Sen de rahatsız ettin. Gel buraya. Rahatsız ettin. Ve bunu yapmayın ya. Peki iyi akşamlar. Ama abicim size evli olduğunuz halde böyle hareketlerde bulunuyor musunuz her yanınızdaki bayanlar? Sen şimdi bu dediğin halde kendini rahat hissediyor musun? Ya siz kendinizi vicdanen rahat kardeşim, hissedebiliyorsanız ben kendimi zaten rahat hissediyorum. Hissediyor musun rahat? Beyefendi kendiniz söylüyorsunuz. Ben evliyim diyorsunuz güzel ama kardeşim, görüntülerde... Benim evladım eşim var. Tamam çok güzel. Sen bunu inşallah eşin olur, inşallah evladın olur. Tamam i̇nşallah. Ben zaten evliyim. Sıkıntı yok onda da. Yalnız ben eşime karşı da böyle bir harekette bulunmam. Sen de eşini göreyim. Sen de evladını göreyim. Tamam abicim. Terbiyesizlik yapma o zaman. Tamam. Benim yapmam terbiyesizlik değil. Öyle değil. Öyle değil. Benim yaptığım terbiyesizlik değil. Sizin yaptığınız terbiyesizlik. Senin yaptığın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Erdem Bey iyi akşamlar dileyelim. Sen yaptın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Tamam gel hanımefendiye sor bakayım o zaman ne diyor. Tamam. Sor bakalım. Sen de adam ol o zaman. Ben zaten adamım. Tamam. Hanımefendi, beyefendinin evli olduğunuzu biliyordunuz. Ya gerçekten gerizekalı mısınız? Hayır, be... Ne yapıyorsunuz? Beyefendinin evli olduğunu biliyordunuz. Küfür edilecek bir durum yok. Siz beyefendinin evli olduğunu bilmiyor muydunuz hanımefendi? Hayır mı? Şimdi muhabirlerin soruları da benim dikkatimi çekti. Rahatlığı da. Çok rahatlar. Demek bütün ki, gece evet. Takip ettiler. Demek ki gördükleri ve bildikleri var. Bu görüntüler evet biraz evvel de izleyicimizin yorumuna ben de katılıyorum. Şuradan öpmek çok kanka arkadaş muhabbeti değil. Bir erkek benim buramdan öpemez. Eğer öpüyorsa benim erkek arkadaşımdır. Evet. Ya ben kendim için söylüyorum. Senin için de öyle midir? Ya ne demek? Hani yani herkesin başka düşüncesi vardır. Büyük sıkıntı. Ne belki. Demek ya kankanın boynundan öpmek? Ya bir dakika ne bu ya yılık yılık? Ha ne oluyor yani? Bir de adam evli anladın mı? Niye evli adamın şurasından öpüyorsun? Şu an cinlendim bak. Peki orada niye mesela yakalandıktan sonra ben evliyim çocuğum var deme ihtiyacı duyuyor? Bunu deme ihtiyacın olmaz ki. Bu benim arkadaşım. Size ne dersin? Kadının giderken hayır dediğini duyuyor muhabir. Evli olduğunu bilmiyor muydunuz? Hayır diyor. Hayır mı dedi? Muhabir gerçekten dedi mi? Muhabir de yaptı. Hayır mı? Duymadın mı orada çıkarken öyle tekrar söyledi. Tekrar onu Bilal hazırlasana. Taksiye binerken verelim de kadın hayır gibi bir şey söylüyor. Muhabir yapıyor. Hayır mı? Hani bilmiyor musunuz? Evli olduğunu bilmiyor. Zaten eğer öyleyse sıkıntı. Bak bir izleyicimiz de yazmış ki yani. Evli bir adamın bu rahatlığı da insanın sinirini bozuyor. Ya kankan dolu bu kankalık nedir bu kadar bu samimi gecenin bir yarısı ya? Herkesin kankası var. Benim kankam beni 12'den sonra arayamaz kardeşim. Benim kankam beni buramdan öpemez. Zaten oraya geçtik 12'den sonra arayamaz bile. Hayır şimdi Ebru Özkan Hekimoğlu diye bir diziye başlamış. Yeni bir dizi yakında ekranlarda olacak. Şimdi kadıncağız sette de olabilir. Bu görüntüyü maalesef bir magazin programından görüyor. Eşinin nerede olduğu ve Ertan Sabah'ın da çok kafası iyi. Yani
Çok biraz, sarhoş. Evet, biraz sarhoş. Çok sarhoş. Ve görüntüler de gerçekten hani çok yakın görüntüler. Yani ben söyleyeyim. Bir, çok... Günah almamaya çalışıyorum, dikkat arada, etmeye çalışıyorum ama çok dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakın şu magazin muhabirinin rahatlığına dikkat ediyor musunuz? Onlar bir şey görmüşler. Diyor ki üst kattaydınız ilk mekanda, bak çekmedik. Sonra aşağı indiniz. Hani bizde daha neler var diyor yani muhabir. Sonra aşağı indiniz de sarmaş dolaş çıktınız. Bir karı koca çıkışı gibi çıkıyorsunuz ekrandan. Ece'nin kulağını kapatın da beni duysun. Ah bravo ya. Teşekkür ederim. Yani insanların ekranı gördüğünde karı koca rahatlığı evet, gördüğü evet, için bu soruyu da buna sorma ihtiyacı duyuyor. Sonra herkesin yaptığı nedir? Adam olun. Akıllı olun. Şu uyarılar, karşınızda bir kere işini yapan insanlar var. Bu bir. Bir kere yanlışı yapan onlar değil, onlar işini yapıyor. Sizsiniz bu durumda. Gece yarısı biz ne dedik o Berkay'la şey Arda olayında? Arda hiçbir şey yapmasa bile hamile karısı gece yarısı dışarı çıkmayacak. Tabii canım. Dedik. Tabii. Senin çocuğun varsa. Bırakıp, evet çocuğun varsa. Ve o görüntü hazırlamışlar, verelim bakalım. Hanımefendi gerçekten evli olduğunu bilmiyor muymuş? Hanımefendi, beyefendinin evli olduğunuzu biliyordunuz. Gerçekten gezdeki almışsınız. Hayır, ne yapıyorsunuz? Beyefendinin hayır, evli olduğunu biliyordunuz. İfir edilecek bir durum yok. Beyefendinin evli olduğunu bilmiyor muydunuz hanımefendi? Hayır mı? Bilmiyorsa da yapacak bir şey yok. Aynı taksiye biniyorsun ama geri. Aynı taksiye gene binmeye devam ediyorsun. Çok enteresan. Ha bir dakika şöyle bir şey söyleyelim. Hiç kimsenin aklına gelmeyen başka bir senaryo çıkartır mıyız buradan? Çıkartırız, o da şu. Ebru Özkan'la Ertan Saban. Evet. Ayrılık aşamasında olabilir Ece. Boşanma aşamasında olabilir. Boşanma davası açılmış olabilir. Bunun için bir başka ilişkiye başlamış olabilir. Hani hukuki anlamda bunun bir sakıncası yok ya. Ama... Gel gelelim adam şunu söylüyor. Ben evliyim, çocuğum, evladım var diyor. Ya evli çocuğu var da bu görüntü ne ya? Belinden niye tutuyorsunuz Ertan Bey? Yani ya, hakikaten haddimiz de değil ama ben şimdi kendimi Ebru Hanım'ın yerine koyuyorum. Ya benim ya bırak eşimi, erkek arkadaşım. Gecenin saat 12'si. Biri bu saat kaçta yakalandılar Bilal? Çok uzun süre ya. Bilal. Ciddi. Saat kaç suları bu? Sabah 4. Sen sabah 4'te evladının yanında olman gerekmiyor mu? 6 saat vakit geçirmişler. Bir oyuncu da arkadaşı var yanında. Mahir Bey. Mahir, evet, Mahir. Var orada ve... Mahir Pek zaten bırakıp kaçıyor. Gidiyor. Yani o da yanlarında durmuyor. Olacak iş değil. Yani şimdi sabah 4'te de bu kadar sarmaş dolaş görüntü yani... Olmaz ya. Artık yani inşallah gidiyoruz? Bir de başka bir senaryo aklıma geliyor. Haberimiz mi yok? Belki de boşanmaya karar verdiler. Dedim ya ona. Acaba dedim boşanma aşamalarında. Ben aslında kulaklık dinleyelim. Boşanma aşamalarındaysa bu senaryo aklıma geliyor ama şurada çürütüyor dedim. Ben evliyim ve evladım var. Evliyim ve evladım var diyor. Hani ben boşanma aşamasındayım dese anlarım. Ama bir gel gelelim Hazer de ben evliyim demişti. Hazer Ömer'e ilk çıktığında aynı evliyim şey diye her yere neler ha, mesajlar, telefonlar. Şimdi Sıla'yla evlilik haberini bekliyoruz. Yani ben artık kime ne şekilde güveneceğimi şaşırdım. Ama şu görüntünün normal olmadığı aşikar. Ya, kimse bana bu normal bir görüntü demesin. Tanıdık geliyor biliyor musun? Ne? Hanımefendi bana tanıdık geliyor. Daha önce bir fotoğrafları var galiba onların. Yani şey hayır oyuncu gibi geliyor. Hanımefendi de belki oyuncu olabilir. Mahir İpek birlikteler. Ertan Saban yani kim olduğu zaten çıkacak bu haberden sonra hanımefendinin. Bir açıklama da bekliyoruz. Ya, tek temennim ne biliyor musun? Ebru Özkan'ı çıkıp o kadın benim kardeşim gibidir. Akrabamdır. Şöyledir böyledir. Ablamızdır. Ama, ablamızdır. Ama çıkışta hanımefendi diyor ki güzel adam bu diyor. Bu adam güzel adam mı? Ah benim kocama. Kardeşim falan. Ay bak çok sinirleniyorum. Ay, ben de sinirlendim. Ah. Ay benim kocama birisi güzel adam diyemez ya. Sen benim kocamın nasıl burasını öpüyorsun ablacığım? Nasıl yani? Ay gerçekten. Bunu bir açıklayın yani. İnşallah güzel bir açıklamaları vardır. Tabii ki biz bu haberi yayınlıyoruz ama herkesin cevap hakkı mevcuttur, saklıdır. Ertan Bey de şu an Burcu Esmersoy gibi keza yayına bağlanabilir, konuşabilir. Peki tekrar izleyebiliyor muyuz? Bu görüntülerle ilgili savunma neydi? Muhabirlere cevabı neydi Ertan Saban'ın? Hanımefendiye soralım Ertan Bey. Hanımefendi kimdir? Aa ne kadar gerizekalı bir şey bu. Ya, gerizekalı bir durum yok. Sadece merak ettim. Çok sevmiyordum hanımefendi. Ben de çok sevmiyordum. Sarımlar atıran mekanla başka bir mekanla. Öğrenebilir miyiz hanımefendi? Aynen. Arkadaşım.
Bayağı sen bir de böyle bir bildiklerik mi, yeni bildiklerik mi? Arkadaşım. Görüntülerde öpüşüyordunuz ama. Nerede? Görüntülerde, sizi görüntülerinizde öpüşüyordunuz. Dön bana. Gel bana, yakın. Buyurun. Ben evliyim. Evladım var. Eşim var. Bu söylediğin ayıp. Ama görüntüler var elinizde, sarmaş dolaşınız. Bayağı samimiydiniz, sarılıyordunuz, hanımefendinin elini tutuyordunuz, elini öpüyordunuz. Hanımefendi sizi öptü hatta. Hanımefendi öptü sizi. Biliyorsunuz ki bu söylediğiniz yanlış. Az önce zaten mekandan kol kola çıktınız yani. El ele çıktınız. Bayağı sarılıyordunuz. Çıktı. Evet. Hanımefendi bir anda kaçtı. Küfür ederek kaçtı hatta. Hanımefendi peki ya siz? Gel gel. Dön böyle Mustafa. Gel. İnsan gibi davran o zaman. Davranırız efendim. Sen ne biliyorsun sen de. Evet, görüntülerde her şeyi gördük zaten. Ne gördün? Sarmaş dolaş olduğunuzu. Bayağı samimiydiniz. İlk yukarıda oturuyordunuz zaten, evet. Birinci mekandaydınız. Ben gözüne bakıyorum. İnsan gibi davran. Birinci mekanda oturuyordunuz, sarmaş dolaştınız, aşağı indiniz. Aşağıda da hatta aynı şekilde. Peki hanımefendinin kaçması... Kaçıyor, bizden de kaçıyor yani. Görüntüler vermek istemiyor. Yani gelip böyle bir şey yoksa olayı da aydınlatabilir ama kaçıyor yani. Hanımefendiye hatta... rahatsız ettiniz diye. Kendisi halen saklanıyor ama. Sen rahatsız ettin. Sen de rahatsız ettin. Gel buraya. Rahatsız ettin. Ve bunu yapmayın ya. Peki iyi akşamlar. Ama abicim size evli olduğunuz halde böyle hareketlerde bulunuyor musunuz her yanınızdaki bayanlar? Sen şimdi bu dediğin halde kendini rahat hissediyor musun? Ya siz kendinizi vicdanen rahat kardeşim, hissedebiliyorsanız ben kendimi zaten rahat hissediyorum. Hissediyor musun rahat? Beyefendi kendiniz söylüyorsunuz. Ben evliyim diyorsunuz güzel ama kardeşim, görüntülerde... Benim evladım, eşim var. Tamam çok güzel. Sen bunu inşallah eşin olur, inşallah evladın olur. Tamam i̇nşallah. Ben zaten evliyim. Sıkıntı yok onda da. Yalnız ya, ben eşime karşı da böyle bir hareketle bulunmam. Sen de eşini göreyim. Sen de evladını göreyim. Tamam abicim. Terbiyesizlik yapma o zaman. Tamam, benim yapmam terbiyesizlik değil. Öyle değil. Öyle değil. Benim yaptığım terbiyesizlik değil. Sizin tamam, yaptığınız terbiyesizlik. Senin yaptığın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Erkan Bey iyi akşamlar dileyelim. Sen yaptın terbiyesizlik. Tamam Mustafa. Tamam gel hanımefendiye sor bakayım o zaman ne diyor. Tamam, tamam. Sor bakalım. Sen de adam ol o zaman. Ben zaten adamım. Tamam. Mutlaka bu görüntülere bir açıklama gelecektir. Açıklama olmalı. Sabahın 4'ünde evli bir erkeğin boynundan öpen bir kadının yakınlık derecesini hepimiz merak ediyoruz tabii ki. Ve evlilik devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Zaten kendisi açıklama yapıyor. Evliyim ve çocuğum var diye. Peki evliyseniz, çocuğunuz varsa sabahın 4'ünde o kadın sizi niye boynunuzdan ne öpüyor? Ne ve işin? O kadın niye bu adam güzel adam diyor? Ya ben kendimi yerine koydum şimdi. Anladın mı Ebru Hanım'ın? İyice şey oldum yani. Zaten empati yapınca işin rengi değişiyor. Ben Ebru Hanım'ı düşünüyorum ve tabii ki o evladım diye arkasına sığındığı çocuğu düşünüyorum. Peki en azından güzel bir haber verelim. Yarın bu konunun devamı mutlaka gelecektir. Söylemezsem olmaz özel haberiydi zaten sevgili seyircilerimiz. Aslan Doğan Tuğra'nın da 5 haftalık hamile olduğu iddia ediliyor. Aa. Arda Tuğra'nın eşi. Aa. Daha yeni doğum yapmıştı biliyorsun. Ay çok sevindim. Evet, çok güzel haber ya. Hemen kardeş. Ay mis. Ne güzel. Peki reklamlar sonra tekrar buradayız.